Ben geldim. Yeni bir YouTube videosuyla söyleyemedim ama kesemeyeceğim artık, yeter. Kaçıncı kez çekişim. Yeni bir YouTube videosu, yeni bir tarifle karşınızdayım. Bugün basit, işte herkesin bayat ekmekleri çöpe attığı ama aslında çok güzel şeyler yapabileceği bir video ile karşınızdayım. Kısa ama güzel bir tarif vereceğim. Pratik bir tarif, evlerinizde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Bu tarif kişiye göre çok şekilde değişebilir. O yüzden ben kaba taslak anlatacağım. Siz de evde kendinize göre, kendi damak zevkinize göre yapabilirsiniz. Şimdiden izlemeyi, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Şimdi eşlik geldim. Kamerada beni göremeyeceksiniz. Kamerayı tutturmak biraz sıkıntılı olduğu için. Öncelikle ekmeklerimizi böyle. İster ince yapın, ister kalın yapın. İşte çıtır olmasını istiyorsanız ince yapın. İşte daha nasıl anlatsam, yumuşak olmasını istiyorsanız kalın yapın. O sizin zevkinize kalmış bir şey. Ben böyle biraz ince, biraz kalın, gelişi güzel kesiyorum. Arkadan keserseniz daha iyi kesilir. Ekmeğin şurasından. Ben sadece göstermelik yaptığım için bir ekmekten yapacağım. Ekmeklerimizi böyle doğrayıp, dilimleyip kaldırıyoruz. Şimdi ise sosunu, yani ekmekleri ıslatmak için yapacağımız sosun tarifini veriyorum. Yani burada göz kararı, bir ölçü veremem ama bir ekmek için yaklaşık olarak 1-2 bardak süte ihtiyacımız var. Ben güzel kızarmasını istediğim için 2 yumurta koyuyorum. Bir tane de koyabilirsiniz. Kızarması için ek olarak yoğurt koyabilirsiniz. Ben şu an yoğurt kullanmıyorum. Evde süzme yoğurt var sadece. Ve yağını döküyoruz. Karışımımızı karıştırıp bir kenara kaldıracağız. Ekmekleri bunda ıslatıp fırının tepsisine gezdikten sonra üstünü hazırlayacağız. Sosumuz da bu şekilde. Hazır. Tuz dökmeyi unutmayın, ben unuttum. Ben kırmızı biber kullanacağım. Güzel bir renkli, nasıl desem, güzel bir sunum gibi bir şey olacak şimdi. Kırmızı biberleri böyle yuvarlak yuvarlak keseceğim. Siz yeşil kullanabilirsiniz veya da sucuk kullanabilirsiniz. Ne istiyorsanız. Bunlar biraz büyük oldu ama. Yaptık. Şimdi ekmeklerimizi ıslatıp tepsiye tek tek dizeceğiz. Ekmekleri direkt batırın. Tepsiyi yağlamanıza gerek yok çünkü sosumuz yağlı. Sos kullandığımız için. Şu şekilde hepsini tek tek ıslatıyoruz. Ekmeği düşürüyordum. Çok ekmek olmadığı için ben sıkıştırmadan yapacağım. Sıkıştırarak yapabilirsiniz ekmekleri.
Sadece yumurta ya da yapabilirsiniz. Süt kullanmadan. Yani bu biraz kendi tercihinize göre kalmış bir şey. Böyle ekmekleri yumuşatmak için süt kullanıyorum ben. Yumurtaya da daha güzel olabilir. Biberleri mesela bir tane sığan olur. Yan koyarsınız iki tane sığar. Biberlerin içine de kaşarları dolduruyoruz. Çok güzel bir görüntüsü oluyor piştikten sonra. Böyle üstü kazarmış kaşarlı bir pizza gibi güzel bir tarif var. Bekleyin. Derece fırında 10-15 dakika pişireceğiz. Kekik üstüne çok yeterince kekik de koymak istedim. Güle güle. Benim istediğim gibi pişti. Şu an kıtır kıtır kaşarları kızarmış, biberler pişmiş. Ben böyle pişiriyorum. Ve bu kadar. Bu yapabileceğiniz bir tarifte böylelikle son buldu. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Çok güzel bir lezzeti var. Denemenizi tavsiye ediyorum. Kendinize iyi bakın. Beni sevdiyseniz, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve güzel yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.